Evet çocuklar, konuları işledik. Şimdi soruları çözelim ki biraz siz de pekişsin, değil mi? Hemen soruları yazıyorum. 2 artı 2 eşittir 1 artı 1 eşittir. Evet. Bu soruyu kim çözmek ister? Ben hocam, ben. Ne olursunuz hocam, ben. Evet Hasan, gel bakalım. Evet hocam, şimdi 2 4 burası 5 yapar. 1 0. Ne? Hayırdır, ne gülüyorsunuz ki? Hayırdır, ne oldu? Ya oğlum, tabii ki gülerler ya. 2 artı 2'ye 5 yazdın, 1 artı 1'e 0 yazdın. Allah aşkına, senin matematik öğretmenin kim? Hocam, iyi misiniz? Matematik öğretmenim sizsiniz tabii ki. Ya doğru ya, benim ya. Az kalsın var ya. Söyleyecektim ha. Tamam, doğru. Ben senin matematik öğretmenin olduğum için kesinlikle bu 2 artı 2 5 olabilir. Çünkü ben senin matematik öğretmenim. 1 artı 1 işte 0'dır. O zaman yani sen bunları nasıl buldun? Hangi kafayla buldun, çok merak ediyorum. Bana bunları çözer misin? Evet hocam, hemen çözüyorum ama şu gözlüklerimi takmam lazım. Şimdi ben hocam anlatayım. Sizler olumlu veya olumsuz bana yanıt verirsiniz. Şimdi 2 artı 2 5 dedim. Neden dedim ona 5? Şöyle hocam. Şimdi ben mesela 0 eşittir 0 diyebiliyor muyuz? Evet, değil mi? Diyebiliyoruz. O zaman ben buraya 4 çarpı 5 eksi 4 çarpı 5 diye yazar mıyım? Yazarım. 0 olacak zaten sonuç. Bir de karşı tarafa 5 çarpı 5 eksi 5 çarpı 5 diye yazar mıyım? Doğru diyorsunuz. Değil mi? Çünkü 0 yine 0 eşitleyecek. Peki hocam, ben şöyle yapsam olur mu? Yani 4 parantezini alsam 5 eksi 5 yapsam ve eşitliğine yine buraya 5 parantezini alıp 5 eksi 5 yazsam olur mu? O zaman şimdi şöyle bir kuralımız vardır hocam. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi mesela şöyle bir olay olsa 4 çarpı 2 eşittir 5 çarpı 2 olsa eşitliklerde iki tane sayı çarpımdaysa eşit olan sayılar aynı olan sayılar gider değil mi hocam? Bu 2'yi götürebiliriz. O zaman ne olacak? Bakın hocam, burada 5 eksi 5, burada da 5 eksi 5 var. Ben bunları götürürsem eğer birbirini götürecektir. Ne kalacaktır hocam geriye? 4 eşittir 5. Bu da nedir hocam? 2 artı 2 eşittir 5. Hocam ne oldu, sesiniz gitti hocam. Hadi arkadaşlar gülsenize, ne oldu? Evet tamam, 1 artı 1 eşittir 0 dedim. Buna neden 0 dedim? Hemen buraya çözüyorum. Şimdi 1 artı 1 eksi 1 yaptım. Ve buraya da 2 eksi 1 yaptım. Sonuç aynı mıdır? Aynıdır. 1'den 1'i çıkardım. Burada 1 kaldı. 2'den eksi 1'i çıkardım. Burada 1 kaldı. Sonuç aynıdır. Şimdi gene aynı şekilde yazıyorum. 1 artı 1 eksi 1 eşittir. Ben bunu bu sefer karekök içinde yazmak istiyorum. Şimdi gene aynı sonuç değil midir hocam? Şimdi karekökler birbirini, yani kare ile karekök birbirini götürecektir. Gene 2 eksi 1 kalacaktır. Gene aynı sonuç olacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. 1 artı 1 eksi 1. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi 2 eksi 1. Yani şöyle, hemen şu alta yazayım. Arkadaşlarımız da görsün tabii ki. X eksi, burası eksi pardon. X eksi y'nin karesinin açılımı. Yani bu bir formüldür aslında. Neydi? Birincinin karesiydi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. 2 çarpı x çarpı y'ydi. Ve ikincinin karesiydi. Formül değil miydi? O zaman gelip ben burada formülü yerine yerleştirirsem eğer, karekök içine aldım. Nedir? Birincinin karesi 4'tür. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 1 artı birincinin karesi. Şimdi gene geldim ben buraya. 1 artı 1 eksi 1 eşittir. Şurada sonuç ne olacak? 4. Bir de burada 4 vardır hocam. Birbirini götürecektir.
Kaç kalacak? 1'in karesi zaten 1'dir. O zaman ben kök içinde 1 yazabilir miyim? Evet. Ben bunu da hocam şöyle bir şekilde yazabilir miyim? Şuraya eşitleyeyim ya da alta devam edeyim. 1 artı 1 eksi 1 eşittir. Ben bunu hocam bu şekilde yazmak istiyorum. Eksi 1'in karesi diye yazdım. Şimdi eksi 1'in karesi nedir? Eksi 1 çarpı eksi 1'den sonuç gene artı 1 olacak mıdır? Artı 1 olacaktır. Yani buraya eşit midir? Eşittir. O zaman eksi 1'in karesi. Şimdi hocam şuradaki kare ile buradaki karekök birbirini götürmez mi? Götürür dediniz değil mi? Götürür. 1 artı 1 eksi 1 eşit midir? Eksi 1'e o zaman hocam. E hocam buradaki eksi 1'i ben bu tarafa atarsam eğer 1 artı 1 eşittir 0'dır hocam. Evet, olay bu. Tabii gözden kaçırdığınız çok ince ayrıntılar var. Bakalım onları bulabilecek misiniz? Onları bulanlar yorum kısmında kesinlikle yazsın. Evet, çok fazla yani ders işliyoruz. Tabii ki işte motivasyon videodur, konuşma videolarıdır, rehberlik videoları çekiyoruz ama biliyorum arada sıkılıyorsunuz. Ya hocam biz sıkılıyoruz, arada böyle farklı şeyler çekebilir misiniz diyenler var. Tabii bunu tam tersi diyenler de var. Ya hocam Vine kanalında çevirdiniz diye. Ama öyle değil arkadaşlar. Biraz da eğlenmeniz lazım. Yani farklı şeyler bilmeniz lazım. Farklı olayları görmeniz lazım istiyoruz ki bu şekilde. Yani olayı biraz da böyle canlandırma yapalım dedik ama tabii beceremiyoruz. Çok fazla öyle yeteneğimiz olmadı o için, oyunculuk yeteneğimiz, ama genelde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyorum ben sizler için. Yani böyle gerçekten bu işi sevdiğim için arkadaşlar. Yoksa normalde ya işten gel, ondan sonra gel burada otur video çekmeye çalış. Çok zor. Yani sevmezsen yapamazsın bu işi. O yüzden bu şekilde bir şey düşündük. Umarım güzel olmuştur. Umarım bilgilenmişsinizdir. Siz de bunu arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Yapmak isteyenler varsa. Arkadaşlar yani arada böyle videolar çekelim istiyorum. Arada videolarımız olsun, bu şekilde videolarımız olsun, farklı videolar olsun istiyorum. Zaten bunun hemen zaten açıklamasına, yani böyle temiz biçimini hemen videonun en sonuna koyacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Ya bu video içerisinde anlamadıysanız eğer, onun hemen arkasına koyacağım. Oradan inceleyin. Olay nasıl olmuş? İnce ayrıntısını nereden kaçırmışsınız? Normalde zaten 1 artı 1 nedir arkadaşlar? 2'dir. Değil mi? Nedir? 2 artı 2 de nedir? 4'tür. 5 olamaz zaten. Yani ama matematiğin şeyleri var tabii ki. Yani özellikleri, çok güzel şeyleri var. Başka yollar var. Başka yolları deneyebilirsiniz ki biz oradan denedik. Hemen yorum kısmına biri yazacak. Diyecek ki ya hocam 2 artı 2 4'tür ya, başka bir şey olamaz diye yorumları okuyacağım. Ama kesinlikle bak, ince ayrıntısı vardı. O ince ayrıntısı neredeydi? Onu kesinlikle yazın yorum kısmına. Ben hepsini tek tek okuyacağım. Şöyle böyle videoların gelmesini istiyorsanız, yani farklı arada böyle kaynamak için, yani arada kaynatabilmek için böyle videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Yani beğenmeniz bizler için çok çok değerli. Tabii paylaşmak isterseniz de, canınız isterse tabii ki paylaşabilirsiniz. Çok güzel olur. Çünkü her paylaştığınızda başkaları görecektir. Başkaları gördükçe de kanalımız büyüyecektir. Zaten çok emek veriyorsunuz biliyorum. Gayret ediyorsunuz. Çok fazla destekliyorsunuz. Zaten 21 bine yaklaştık arkadaşlar sizin sayenizde. Bu şekilde ben elimden geldiğince size destek olacağım. İşte farklı şeyler çekmeye çalışacağım. İşte ders videoları, zaten soru olayını da halledeceğiz. Çözemediğiniz soruları atacaksınız demiştim zaten. Onları mail kısmında ben toplayacağım ve her hafta veya 3 haftada 2-3 kere atacağım o videoları. Çözemediğiniz sorular serisi olarak atacağım onları. Umarım o da sizlere çok faydalı olacaktır. 9. sınıf öğrencileri de atabilir. İlla 8. sınıf yani LGS'ye gidenler için demiyorum. Ama arkadaşlar her dersten olmasın, matematik olsun, çünkü bazılarını yapamıyoruz. Yapamayınca da sıkıntı oluyor. Matematik atabilirsiniz. Evet, çok fazla sizleri tutmak istemiyorum. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.